Taklid ile iman. 8. Kalp hastalıklarının 8.'si tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin medh olunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Nasıl kimse olduğunu araştırmadan, onu güvendiği kimselere sormadan, itikadında, sözlerinde ve ibadetlerinde ona uymak insanı felakete götürür. Müslüman olmak için, yani Allah-u Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar, imana kavuşur. Eseri görerek müessirin, yani eseri yapanın varlığını anlamamak ahmaklık olur. Her insanın böyle düşünerek imana gelmesini dinimiz emir etmektedir. Selefi Salihin bu emri söz birliği ile bildirmişlerdir. Hicretin 400 senesinden sonra meydana çıkan bazı sapık fırkadakiler nazar incelemek ve istidlal etmeye eseri görünce müessirini anlamaya lüzum yoktur dediler. İse de bunların sözlerinin kıymeti yoktur. Çünkü sonra gelenlerin hilafı sabıkların icmaını men etmez. Bunun için anasını, babasını, hocalarını taklit ederek doğru itikada kavuşan kimsenin imanı sahih ise de nazarı ve istidlali terk ettiği için, yani fen bilgilerini kısaca öğrenip Allah-u Teala'nın varlığını düşünmediği için günah işlemiştir. Fen derslerini öğrenmemiş bir kimse anadan, babadan, kitaptan öğrenerek iman ettiği, düşünerek kabul ettiği, aklını kullanarak inandığı için istidlali terk etmiş sayılmaz diyenler vardır. Amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. 4 mezhep alimlerinden birini taklit eder, böyle hakiki ehl-i sünnet alimi olamazsa kitaplarını taklit eder. İçtihat naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmedi. Müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allah-u Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasılarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Müceddit denen bu alimler kıyamete kadar mevcuttur. Fen vasıları değişti. Yeni hadiselerle karşılaşıyoruz. Din adamları toplanarak yeni
tefsirler yazılmalı, yeni içtihatlar yapılmalıdır diyerek naslara ilaveler, değişiklikler yapmak lazım olduğunu savunanların zındık ve İslam düşmanı oldukları anlaşılır. İslam düşmanlarının en zararlısı İngilizlerdir. İngiliz casusun itirafları kitabımıza bakınız. Doğru olan dört mezhepten birini taklitte başlayınca ihtiyaç olmadıkça başka mezhep taklit edilmez. Fakat bu işi yapmakta kendi mezhebini taklit güç olursa o işi dört mezhepten birini taklit ederek yapması caiz olur. Dört mezhebi tevfik etmek, yani bir işi yapmak için dört mezhepten kolaylıklarını toplayarak bu işi bu kolaylıklara uygun yapmak caiz değildir. Böyle yapılan iş ve ibadet sahih olmaz. Hicretten 400 sene geçtikten sonra kıyas yapabilecek, içtihat derecesine yükselmiş mutlak müçtehit yetişmediği için bu tarihten sonra gelen alimleri taklit etmek caiz değildir. Bu tarihten evvel yetişmiş olan bir müçtehidin mezhebini öğrenmek için bu mezhep alimlerinin söz birliğiyle kabul ettikleri fıkıh kitaplarını okumak lazımdır. Ehl-i sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Kadihan, Haniye, Hülasa, Bezaziye ve Zahiriye İbni Abidin fetva kitapları Hanefi mezhebinde Muhtasar-ı Halil Maliki'de ve El Envar li A'meli Ebrar ve Tuhfetül Muhtaç Şafii'de ve El Fıkhu alel Mezahib il Erba'a dört mezhepte sağlam sahihdirler. İbadet ve ahkam bilgileri hadis kitaplarından kolay anlaşılmaz. Ahkam halal haram olan şeyler demektir. Hadis kitaplarının en sağlamı Buhari ve Müslim ve Kütüb-ü Sitte denilen diğer dört hadis kitabıdır. Tezavvufu anlatan kitapların en kıymetlisi Mesnevi'dir. Tezavvufu ve İslamiyet'i birlikte anlatan en kıymetli kitap İmam-ı Rabbani'nin mektubatıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Yukarıda bildirilen kıymetli kitaplardan toplanmış, tercüme edilmiş Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Kazanlı Koca Moskov, Musa Beykiyev kafiri kendisine Müslüman demekte, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere inanmayıp yeni bir din uydurup buna İslamiyet demektedir. Yaldızlı kelimelerle Müslümanlara gerici, ehli sünnet alimlerine yobaz demektedir. Kur'an ve hadisler bugünkü fen bilgileri ile yetişmiş olan gençlerin uyacakları bir din değildir diyerek uydurduğu düşüncelerine din demekte, kitapları ile gençleri aldatmaktadır. Buna aldananlar çıkardıkları aylık Türkçe haber bülteni mecmuasında bozuk alçak yalanlarla
ehli sünnet alimlerine saldırmaktadırlar. Bunların ehli sünnet kitaplarını okuyarak doğru yola kavuşmaları için dua ediyoruz. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine ehli sünnet ve cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehli sünnet itikadında olmaktır. Ehli sünnet demek itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yani yoluna ve Eshab-ı Kiram'a ve Tabi'in ve daha sonra gelen Ehl-i Sünnet alimlerinin radıyallahu teala anhum ecma'in icma'ına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. 111. sayfaya bakınız. Hakiki Müslüman bu yolda olanlardır. Müslümanların çoğu nefislerine ve kısa akıllarına, kendi görüşlerine ve zamanlarındaki fen bilgilerine uyarak ehl-i sünnet alimlerinin yolundan ayrılmışlar, bid'at ehli olmuşlardır. Kötü kimse fasık ile arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan İslamiyet'i beğenmeyen kimse demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkam-ı ilahiye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır, büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler, peygamberimizi ve İslamiyet'i medh ederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyet'i istedikleri şekle sokarlar. Bunlar İngiliz uşaklarıdır. Londra'daki Mason merkezinden aldıkları bol para, sahte diploma, şöhret ile kafirlere satılmış ahmaklardır. Aklı olan ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarını haber verdi. Genç kardeşlerimizi bu sinsi düşmanlara aldanmaktan korumak için bu satırları yazıyoruz. Bu nasihatımız akıllı olana çok faydalı olacaktır. Akıllı olana nasihat dinlemek saz, akıl olmayana davul zurna az sözü meşhurdur. Bu bilgiler Kıyamet ve Ahiret kitabımızın 18. ve sonraki maddelerinde uzun yazılıdır.